Cenab-ı Hak bizi lütfen insan olarak halketti. Bir bedel ödemedik. Fakat dünyaya bir bedel için geldik. Dünyada bir bir bedel ödenecek. Ondan sonra iki yoldan biri ya saadet veyahut da Allah korusun sefalet. Cenab-ı Hak insana cennete girecek vasıflar ihsan etti. Beni Adem mükerrem kıldık buyuruyor kendinden hususiyetler verdiğini bildiriyor. Nefahtu fihi min ruhi buyuruyor. Casiye suresinin 13. ayetinde ilahi ikramlar bildiriyor. Göklerde ve yerde ne varsa insanı amade kıldık, hizmetine verdik düşünen bir toplum için. Yani bu dünyayı Cenab-ı Hak insan gelme insan için hazırladı ve insana ait bütün ikramları da sundu, ikram etti kendi ilahi azamet tecellileri, ilahi kudret akışları, ilahi nakışlarla bu dershaneyi tezyin etti, müzeyyen kıldı. Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde ikramlarını bildiriyor. Sayamazsınız buyuruyor. Mukabiline dostluk istiyor bizden. Dostluk olması için de nefsane arzular bertaraf edecek, ruhani istidatlar inkişaf edecek, kendimizi ilahi kameranın altında ve ve mahkum eyne Nereye gitseniz her zaman mekanda o sizinle beraberdir. bunu idraki içinde bir yaşamımız arzu ediliyor. Bu şekilde bir dostluk meydana gelecek. Cenab-ı Hak buyuruyor. Hadis-i şerif olarak, hadis kutsi olarak Cenab-ı Hak buyuruyor ben gizli bir hazineydim. Marifetime muhabbet ettim. Yani gönüllerde sevilmeye, muhabbet ettim, marifetimi muhabbet ettim ve yarattım buyuruluyor. Yine ayet-i kerimede liya budun liya rufun dünya gelirse bir Allah'a kul olmak, liya rufun arif olmak, olgun olmak, Cenab-ı Hakk'ı kapte tanıyabilmek. Bu şekilde bir insanda bir ince düşünüş olacak, tefekkür olacak. Men yudu'r rasule fakat et Allah Allah Resulü'nün izinde gidecek. Allah Rasûlü'nün itaat, Allah'a itaattir buyuruluyor. Onu bir üsve-i hasene, örnek karakter, örnek şahsiyet olarak Cenâb-ı Hak asırlara ikram ediyor. Kur'an-ı Kerim ile yardım ediyor. Hüden lil buyruluyor. buyuruyor. İnsan ne kadar takva sahibi olursa o kadar Kur'an-ı Kerim onun ruhunda bir derinlik ihsan ediyor. Cenab-ı Hak'tan yardım, o da fette kullah ve yuallimi Kul ne kadar takva sahibi olursa Cenab-ı Hak ona yardımcı olmuş oluyor. Belli asıl dünya bir imtihan dershanesi. Toprağın sinesine tevzi edilmekse imtihanın sona erdiğinin en bariz göstergesi. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de 80 küsur yerde ey iman edenler şeklinde hitap ediyor. En mühimi ya eyühellezine amet tokullah hakka tukati ve la temutun le illa ve <laughs> Cenab-ı Hak ey iman edenler Allah'tan ona Allah'ın azametini yaraşır şekilde korkun, ittika takva sahibi olun. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruluyor. Bir sefere mahsus. Tekrarı mümkün değil. Artık imtihan devresi bitiyor. Ondan kabir devresi başlayacak, kıyamet devresi başlayacak iki yolculuktan biri, biriyle devam edecek. Sırf iman ettik demek kafi değil. Benim iman ediyorum, imanım var, kalbim temiz. Bu kafi değil. Cenab-ı Ankebût suresinin başında insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarımız zannediyorlar buyuruyor. Cenab-ı helal ve haram nefsin arzuları bertaraf edilecek. Allah'ın emirleri bir huşu ile ifa edilecek. Kurtuluşun çaresi yine Cenab-ı Muhammed Suresi'nde ey iman edenler eğer siz Allah'a Allah'ın dinini yardım ederseniz yani dini yaşarsanız, dini yaşatırsanız o da size yardım eder, ayaklarını kaydırmaz buyur. Demek ki insan daima ayakları kayabilir. Cenab-ı Hak ee, ayakları kayanları bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Karun'u bildiriyor. Bağlum bin Bağra'yı bildiriyor. Bunlar zirvedeyken ayakları kaydı. Demek ki çok hassas, titiz bir yolculuk bu dünya yolculuğu. Yine Cenab-ı Hak "Ey iman edenler Allah'tan korkun. Herkes yarını ne hazırladığına baksın." Yarın ne zaman? Kıyamet günü. Bir sonsuzluk karşısında yarın. Allah'tan kork Allah yaptıklarından haberdardır. Ve mahkum eyleme hükmü nereye gitseniz hangi mekanda bulunun bunun Allah sizinle beraberdir. Yeni Cenab-ı Hakk'ın çok mühim bir ikazı. Allah'ı unutan bu yüzden de Allah'ın kendini unutturduğu kişiler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Demek ki kul Allah'ı unuttuğu zaman, yanlış yollara gittiği zaman, helal haram birbirine karıştırdığı zaman, bu zaman nasıl oluyor? Cenab-ı Hak kendisini unutturuyor o zaman. O şekilde yoldan çıkıyor. Cenab-ı Hak kulların kendisini iç alemini temizlemesini istiyor. Kat eflamen tezekka kat eflamen zekka. Yani dostluk bu. La ilahe kalpten bütün menfiler çıkacak. İllallah kalpte cemali sıfatlar tecelli edecek. Öyle bir kamil mümin olacak mümin. Yine ayet-i kerimede işler böylesin, sizin insanlığa şahit olmanız. Yani halk bütün dünyayı İslam'ı temsil etmeniz, yaşamanız, yaşatmanız, Resul dese şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. İstidatlı, hayırhah bir millet kıldık buyuruyor. Demek ki mümin bir temsil edecek. ibadetiyle temsil edecek. Ahlakıyla, muaşeretiyle, hak hukukuyla her şeyle bir İslam'ı temsil edecek. Ve Cenab-ı kuluna verdiği takat neticesini sorumlu tutuyor. Peygamberler dahil peygamberleri verdiği takatını peygamberleri sorumlu tutuyor. Biz gönderdiğimiz peygamberleri de toplumları da gönderen peygamberleri de hesaba çekeceğiz buyuruyor. Yani peygamberler dahi onları tebliğ etmekten, onlar cennetlik hepsi. Onlar da tebliğ etmekten dolayı onlar da bir hesabı düşer olacaklar. Onun için efendimiz veda haccını üç sefer elini kaldırdı, tebliğ ettin mi dedi. Cevap yine yani, tebliğ ettin deyince, Yâ Rabbi şahid ol buyurdu. Yani nelerin hesabını verir, zerrelerin. Gözün hesabını vereceksin, göz konuşacak orada. Bu gözü Allah sana niye verdi, bu gözü nerede kullandı? Kulak konuşacak, kulakta da bir dili olacak. Allah sana bu kulağı niye verdi, neleri işittin? beden gücünü Allah sana niye verdi? Sen beden gücünü nerede kullandın? Ağzının dilini nerede kullandın? Yani orada bütün uzuvlar bir dil haline gelecek. Mekanlar dil haline gelecek. Velhâsıl o gün çok zor bir gün. Unuttuğumuz birçok şeyler o gün karşılaşacağız. Kendimizden mesulüz ayet-i kerimede. Kendimizin dışındakilerden de mesulüz. İşte sahibi bunun için Medine Münevveden Çin'e gitti, Semerkand'a gitti, Endülüs'e gitti, Keyravan'a gitti. Velhasıl bu Allah'ın verdiği nimetin bedelini ödemek üzere. Okunan ilk ayeti i kerimede Fussilet suresinin 30. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki hak dostlarının durumunu bildiriyor. Dostun bir nişanesini bildiriyor. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sünnet takamı sonra Allah Resulü'nün izinde gidenler için Melekler iner. onlara korkmayın, üzülmeyin. Sevadonla cennetlerle sevinin derler. Bu hadis tefsirlerde üç şekilde olacak. Ölüm esnasında o Allah'a dost olan kula melekler gelecek. Korkmayın, üzülmeyin. Sevadon cennetlerle sevinin diyecekler. En mühim teselli orada son nefeste. En zor anı insanı. İkincisi yalnız bir yolcu, kabir yolculuğu. Dehşet bir gurbet yolculuğu. Bütün antenler kesilecek dünyadan, bütün bağlar kopacak. Orada da melekler korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaad ettiği cennetler sevinecekler. Üçüncüsü kıyamet büyük infilak. O büyük infilakta da yine melekler diyecekler, korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaad ettiği cennetler sevinecekler. Yani burada hep Cenab-ı Hak'ta dostun bir nişanesi görülecek. Yine buyurulan yine dünyadayken de olan iptilalar, sıkıntılar, problemlerde de o zaman melekler gönüllere ferahlık verecek okulunu. İlk okunan Yunus Suresi'ndeki ayetlerde Cenab-ı Hak buyuruyor. Bilesiniz Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. La hafun aleyhim ve la Yani kulun Cenab-ı Hakk'a duyduğu muhabbet, Cenab-ı Hakk'ın da kula duyduğu muhabbet. Onun için bu zor geçitler, zor anlar, la havfun aleyhim ve lahim onlar korkmayacaklardır üzülmeyeceklerdir Cenab-ı Hak vuruyor. Kimler onlar? Ayetin devamında onlar iman edip takvaya ermiş olanlar. Yani iman edecek. iman bir tabiz vermez. İman her şeye katlanacak bir tabiz vermez iman. Ve o imanda takva kul olgun bir kamil bir kul haline alı gelecek. Cenab-ı Hak'ta beraberliği, ela tatminül kulup Cenab-ı Hak'ta huzur bulacak o kalp. Rabbi ile beraber olacak. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor, dünya hayatında da ahirette de onların müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişimi yoktu. İşte bu büyük kudretin ta kendisidir. Demek ki Kur'an-ı müjdeler okunan ayeti i kerime. Resulullah Efendimizin bildiği hadis-i kutsi'de müjdesi var. Onlar da gören gözü, işiten kulağı, akleden kalbi olurum buyuruyor Cenab-ı Hak. asıl böyle bir dost olmanın getirdiği büyük nimetler. Fakat bir dost olmakta, kalp dost olacak. ibadetlerle dost olacak, muhaşeretle dost olacak.